Şunları da imzalarsanız. Tamam. Yusuf, ben de sana bakıyordum. Bana çok acil Ünal yayın için hazırladığımız bilançoları verebilir misin? Hemen hallediyorum Kıvılcım Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yusuf, bir baksana bana. Kıvılcım Hanım bir iş vermişti. Onu halledip hemen geliyorum Haluk Bey. Patronun karısı diye hemen yalakası olmuş. Gösteririm ben sana. Bana Yusuf'un şirket hattının dokümanını gönderin. Hemen şimdi. Bu nedir Yusuf? Biz sana bu hattı iş için kullanasın diye verdik. Sen kendi hattın gibi kullanmışsın. Haluk Bey, benim kişisel numaramın kontrolü bitmişti. Almanya'daki kardeşim rahatsızdı. Yani mecburiyetten aradım. Arayamazsın Yusuf. Allah'tan kontrol ettim. Şimdi daha evvelki aylara da bakacağım. Yusuf, ben de sana bakıyordum. Müsaade ederseniz bir şey konuşuyoruz. Affedersiniz, böyle ayaküstü konuştuğunuz için özel bir şey olduğunu anlayamadım. Pardon. Bunların hepsi maaşından kesilecek. Peki Haluk Bey, siz nasıl uygun görürseniz. Bir daha da şirket hattını iş dışında kullanma. Dünyanın parasını alıyorsun yahu. Kendine hattı bir telefon al. Hadi şimdi işinin başına. Ha, bu arada kimseye de güvenme. Yapabileceğim bir şey var mı Yusuf? Sağ olun Kıvılcım Hanım. Kardeşim rahatsızdı. Arayayım dedim. Nereden aradım? Elim kırılsaydı da. Deme öyle. Sen bu şirket kurulduğundan beri varsın. İki telefon hakkın da oluversin yani. Ne var bunda? Böyle iş olur mu? Onun derdi benimle değil Kıvılcım Hanım. Biliyorum. Onun derdi kiminle? Onun derdi benimle. Sana iş verdim diye yapıyor bunu. Neyse. Sen sıkma canını. Sorunlu bir işti. Yapacak bir şey yok. Sağ olun Kıvılcım Hanım. Müsaadenizle. Hayatım, sana bir şey soracağım. Hı. Akşam için Nursema'yı arasak mı? Ya olur. Sonuçta beraber çalıştınız. Evet ama Rüzgar da gelecek. Yani bir sorun olmasın sonra. Ne sorun olacak hayatım? Yetişkin insanlar. Nursema'nın bileceği iş sonuçta. Evet, ben arayayım sorayım. İster gelir ister gelmez. Sonuçta Aslı'yı da çağırıyorum yani. Şimdi Nursema'yı aramamak çok ayıp olur. Bence de. Bir şey daha var. Haluk mu? Evet hayatım, başka kim olabilir ki? Biraz önce dışarıda Yusuf'u paylıyordu. Neymiş, şirket hattından özel görüşme yapıyormuş. Paylar. Ya Ömer, bu sence normal bir şey mi? Ya hayatım. Haluk bu şirketin demirbaşı. Yani öyle uygun görmüş, öyle davranmış. Ne var ki bunda? Ay ben senin fikrini merak ediyorum. Sence bu yanlış bir şey mi? Sana şu kadarını söyleyeyim. Burası kurumsal bir şirket. Yani açıkçası ben Haluk'un ne yaptığını çok sorgulamıyorum. Bir görevi var, onu yapmaya çalışıyor. Bak ne olur, yani bunu şikayet olarak algılama. Ama Yusuf sizin kaç yıllık çalışanınız, burada her işinize koşturuyor, her işinizi o görüyor. Yani ona böyle muamele etmesi normal mi? Şikayet olarak algılamıyorum ama eğer ki bu şirket buralara kadar geldiyse Haluk'un da burada emeği büyük. O yüzden yani o ne yapıyorsa iyi yapıyordur bence. Biz onun işlerine karışmayız. Ha. Sen de karışma diyorsun yani. Öyle demiyorum tabii ama takılma. Takma kafanı. Ömer, Yusuf'a yüklenmesinin sebebi benim. Ona iş verdim diye yapıyor bunu. Tamam da Yusuf'un da bir şikayeti varsa gelir bana anlatır. Yani rahatsız olduğu bir konu varsa pek tabii gelebilir. Ne var ki bunda? Peki, tamam. Anladım ben senin ne demek istediğini. Haluk yüzünden gerilmeyelim hayatım. Ben bugün özel bir gün. Lütfen. Yok canım, gerilmiyoruz. Haklısın, evet. Zaten bu adam yüzünden seninle gerilirsem kendime çok sinirlenirim. Yani başkasına değil. Sen bir yudum al kahvenden rahat. Hadi.